Bugün üçüncü günü nöbetimize devam ediyoruz. Birikaleli hemşehrilerime ben teşekkür ediyorum. Gerçekten meydanımız sabah namazına kadar her gün dolu oluyor. Birikaleli hemşehrilerim milli iradeye sahip çıktılar. Birikaleli hemşehrilerim Türkiye'nin geleceğine sahip çıktılar. Birikaleli hemşehrilerim demokrasiden yana tavırlarını koydular ve Allah'ın izniyle Birikaleli'de ve Türkiye'de bundan sonra paralel yapı ve terör örgütüyle ilgili hiç kimse destek veremeyecek. Direkt ya da indirekt. İnanıyorum ki nasıl 15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye için bir milatsa FETÖ terör örgütüyle ilgili de Türkiye'de bütün resmi kurumlarda ve onun dışında da bir milat olacaktır. Biliyorsunuz bu ihtilale kalkışma diyoruz. Kalkınma başladığı günün ikinci gününde HSYK önemli bir karar aldı. Bugüne kadar alması gereken alamadığı karar aldı ve 2700 üzerinde hakim ve savcı ile ilgili görevden el çektirdi. Danıştay üyeleri ile ilgili tutuklama kararı çıkardılar. Duyuru ilan edip çıkıp da okuyanlarla ilgili. Ve inanıyorum ki bütün resmi kurumlarda FETÖ terör örgütüne destek veren, onun propagandasını yapan ve bugün dahi bu darbe girişimini birilerine yok öyle oldu böyle olan diyenlerin herkesten hesabı sorulacaktır. Herkes bundan bütün Birikaleli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Yine aynı şekilde hemşehrilerimizin istediği ve yeniden idamın gelmesiyle ilgili talepleri de Cumhurbaşkanımıza İstanbul'da bunu oradaki vatandaşlarımız söyledi ve Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi. Dedi ki millet ne derse olacak. İnanıyorum ki bununla ilgili de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Allah'ın izniyle bundan sonra Türkiye'de bu darbe kalkışmasından önce söylüyorduk. Diyorduk ki bundan sonra Türkiye'de darbe olmaz diyorduk ama bugün bundan sonra da Türkiye'de darbe olmayacağını gördük. Yani Ankara'da Genelkurmay'ın önünde vatandaşlarımızın tankının önüne nasıl yattığını, vatandaşlarımızın darbeye nasıl engel olduğunu, gerekirse canı pahasına yaptığını hepimiz gördük. Türkiye'de bundan sonra darbe olmaz, herkes ayağını ona göre alacak. Ama devlet de bununla ilgili bütün önlemlerini alacak. Bütün önlemlerini alacak, bu tür şeylere tevessül edenlerle ilgili gereğini yapacak. Bu bazı yerlere ders de oldu mu başkanım? Kesinlikle. Evet. Bundan sonra özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Terör örgütüne destek veren kimse, AK Parti il başkanının kardeşi ise de, kim olursa olsun, siyasetçi ise de, FETÖ terör örgütüne destek veriyorsa ya da destek verene destek veriyorsa bunun hesabı sorulacak arkadaş. Kim olursa. Bugün FETÖ terör örgütüne destek verenlere, destek vermeye kalkınanlardan hesabı herkesten sorulacak. Herkes bunu bilsin. Yani bugün ülkeye çıkıp da milletin üzerine devletten aldığı silahı sıkanlar, tanklarıyla insanları ezenler, ve bu ülkenin geleceğine kasteden insanlardan hesabı nasıl sorulacaksa bu kişilerden de bundan sonra hesabı sorulacak. Yok o öyleydi, bu böyleydi. Hiç kıvırtmaya gerek kalmadan onun hesabı sorulacak arkadaşlar. Herkes bunu bilsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.